Sevgili izleyenler, Trakya'mızın su diyarı Kaynarca'dayız. Yanımızda Kaynarca Belediye Başkanımız Sayın Serdar Türker var. Beldemizde çok yakında geleneksel su festivali gerçekleştirilecek. Hem onunla ilgili Sayın Başkanımızın paylaşımlarını dinlemek üzere, hem de geride bıraktığımız Trakya tanıtım günleriyle ilgili bir değerlendirme konuşması yapmak üzere kendisini ziyaret ettik. Şu an suyun kaynağın başındayız. Dediğimiz gibi başta burası su diyarı. Şimdi söz Sayın Başkanımıza. Başkanım, kolay gelsin, iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii Kaynarca gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi su diyarı olarak biliniyor. Biz de göreve geldikten sonra Kaynarca'mızın bu doğal yapısını korumak, tarihine sahip çıkmak için projeler ürettik. İlkini 2015 yılında yapmış olduğumuz su festivali çok önemliydi. Kaynarca'nın hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Eşsiz güzellikte sulu kaynaklarımız var. Bunun yanında 1108 yıllık Bizans döneminden kalma bir tarihi kilisemiz var. 250 yıllık Rumlardan kalma tek taş su değirmenimiz var. Neolitik dönemden kalma mağaralarımız var. Bir de bu eşsiz sularımız var. Tabii bu su kaynaklarını korumak çok önemli. Özellikle bizim bu su festivalini düzenlemedeki amacımız sularımıza sahip çıkmak, çevremize, doğamıza sahip çıkmak. Bu nedenle düzenliyoruz. Burada birbirinden güzel etkinlikler var. Özellikle suyun ve çevrenin önemine değinen paneller düzenliyoruz. Kız çocuklarından su perisi yarışması düzenliyoruz. Yaklaşık 30 tane çocuğumuz yarışmaya katılıyor. Biz tabii hepsini birinci seçiyoruz, üzülmesinler diye. Bunun yanında halkımızın çevreyle ilgili, doğayla ilgili bilinçlenmesini sağlamak için kütüphanemizde bir toplantı düzenliyoruz. Akşam da birbirinden değerli sanatçılarımızla halkımızı buluşturuyoruz. Halkımız çok eğleniyor. Hem orada bir stres atıyorlar. Kaynarca doğal yapısıyla öne çıkan bir belde. Kaynarca'nın geçmişi milattan önce 6500 yıllara kadar dayanıyor. Özellikle milattan önce 513 yılında Pers İmparatoru Darius'un Kaynarca'da konaklaması ve "Ben dünyanın kralıyım, Theros'ta suların kralı" diye bir kitabe diktirmesi çok önemli. Biz bu konuda da adımlar attık. İran İslam Cumhuriyeti'nin başkonsolosluğunu ziyaret ettik. Bu konuları kendileriyle paylaştık. Onlar da hem tarihin babası olarak bilinen Herodot'tan hem de Tahran Üniversitesi'nden bizim dediklerimizi teyit ettiler. Kültür ateşeleri, başkonsoloslar, tercümanlarla birlikte Kaynarca'ya geldiler. Bir kültür evi projemiz var. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kaynarca gerçekten az önce de ifade ettiğim gibi doğal yapısıyla öne çıkan bir belde. Halkımız gerçekten, ben onlara çok severek hizmet ediyorum. Birbirinden değerli insanlar. Atatürk'e sevdalı, bayrağımıza sevdalı, vatan millet sevdalısı halkımız var. Çalışkan halkımız var. Onlara gurur duyuyorum. Böylesine değerli bir halka hizmet vermekten dolayı çok mutluyum. Onlara gurur duyduğumu her zaman ifade ediyorum. Siz de az önce ifade ettiniz, her şey tanıtımdan geçiyor. Bizim de göreve geldiğimizde sloganımız Kaynarca'yı önce Türkiye'ye, sonra dünyaya tanıtmaktı. Bu adımları atıyoruz. Sizlerle birlikte Ankara Trakya Tanıtım Günleri'ne de birlikteydik. Orada bunu bir kez daha gördük. Ama orada şunu görmek isterdik. Kırklareli'mizin bilinirliği, tanınırlığı daha fazla olması gerekiyordu. Burada özellikle organizasyon komitesinde sunumları yapan hanımefendinin Kırklareli'yi Kırıkkale ile, Kırklareli'yi Kırıkkale ile tanıtılması bizleri üzdü. Bunlara daha dikkat edilmesi gerekiyor. Ve Kırklareli'mizin eşsiz lezzeti olan köftemizin orada olmaması yoktu. Bu olabilir. Çünkü günümüzde teknoloji çok ilerledi. Soğuk hava deposuna sahip frigo araçlar var. Bu köftemizi mutlaka Ankara'da tanıtmalıyız. Bakın, burada Kaynarca 2500 nüfusu çok küçük bir belde olabilir ama bizim bu su festivalini, sosyal etkinlikleri artırmamızdan sonra yaklaşık 4 yıldır hafta sonları araba park edecek yer yok Kaynarca meydanında ve esnafımız çok memnun. Yöresel ürün satış yerleri yaptık. Burada halkımız kendi ürettiği ürünleri satıyor. Çok memnunlar. Kaynarca'yı biz organik tarımla ve doğal yapısıyla geliştirmek istiyoruz. Turizmle geliştirmek istiyoruz. Ama her şey tanıtımdan geçiyor. Bu tanıtımla ilgili organizasyonlarda daha bilinçli, daha koordine olursak hem Kırklareli'mizin tanıtımı daha iyi olacaktır, hem Kaynarca'mızın daha iyi olacaktır. Sizin aracılığınızla 4-5 Mayıs tarihinde düzenleyeceğimiz su festivaline tüm halkımızı davet ediyorum. Çok yoğun bir program var. Onları da Kaynarca'mıza misafir etmekten onur duyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, biz de Sayın Başkanımıza bizi misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten cennet gibi. Kuş cıvıltıları, suyun sesi, tarih, sosyal yaşam gerçekten çok naif, güzel burada. Hem 4-5 Mayıs tarihlerinde su festivaline, hem de bunun dışında bulduğunuz her fırsatta rotanızı buraya çevirip Kaynarca'daki bu güzellikleri, bu atmosferi yaşamanız için hepinizi buraya bekliyoruz. Çünkü Sayın Başkanımızdan çarşıdaki esnafına kadar herkes misafirperver. Burada herkes güler yüzlü. Mutlaka Kaynarca'ya yolunuz düşmese bile
dediğim gibi rotanızı çevirin, Kaynarca'ya yolunuzu düşürün. Başkanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sana.